Kransız Kalkınma Ajansı'nın kıymetli direktörü ve kıymetli yönetimine öncelikle teşekkür ediyorum. Ev sahipliği için teşekkür ediyorum. 59.9 milyon euro bütçeli Antalya Atık Yönetimi ve Kanalizasyon Projesi'nin finansman için Antalya Büyükşehir Belediyesi, Su ve Atık Su İdaresi, ASAT Genel Müdürlüğü ve Fransız Kalkınma Ajansı arasında kredi anlaşması imzası münasebetiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. İmza altına alınan finansman sözleşmesiyle Antalya Şehir için iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması, düşük sera gazı emisyonlu ve mevcut karbon ayak izlerini azaltıcı yatırımların bu proje kapsamında 3 ana yatırımımız hayata geçirilecektir. Yapım ve işletme işiyle ilgili 500 ton atık su, çamur yakma ve enerji geri kazanım tesisinin yapımını gerçekleştirecek olup bu sözleşmeyle Antalya ili genelinde atık çamur bertaraf sorununun çözülmesi hedeflenmiştir. İkinci yatırımımız Lara Atık Su Arıtma Tesisinin kapasitesinin genişletilmesi yapım işi. 2007 yılından bugüne kadar uluslararası standartlarda ve ileri seviye atık su arıtımı gerçekleştiren Lara Atık Su Arıtma Tesisinin kapasite arttırılması daha fazla nüfusa daha güvenli şekilde hizmet vermesi hedeflenmiştir. Üçüncü yatırımımız olan Urma Atık Su Arıtma Tesisi elektromekanik ekipman temini ve montaj imalatları ile ise Antalya şehrinin en büyük kapasiteli atık su arıtma tesisinin enerji verimliliğinin arttırılması için elektromekanik ekipman yenilenmesi gerçekleştirilecektir. İmza altına alınan kredi anlaşmamızın şehrimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Kredi kapsamında ASAT Genel Müdürlüğü İdaresi'nde ve ALDAŞ AŞ müşavirliğinde yapımı gerçekleştirecek çevreye duyarlı tesislerimiz ile iklim değişikliğine dirençli ve yeşil bir geleceğe sahip Antalya'nın şehrimiz için emin adımlarla ilerlediğimizi belirtmek isterim. Sürdürülebilir olması dileğiyle proje kapsamında emeği geçen finans kuruluşumuza, Fransız Kalkınma Ajansı ve ekibine, ayrıca çalışma arkadaşlarıma, ASAT Genel Müdürüme, ALDAŞ Genel Müdürüme ve Daire Başkanı arkadaşlarıma, sizlerin adına da ve yaklaşık 15 milyon yabancı, 10 milyon yurdum insanı ile 25 milyon ziyaretçisi olan Antalya ili halkı adına teşekkür ediyorum. Comme vous le savez, la France et l'AFD, la France à travers l'AFD est très impliquée dans la coopération économique et en matière de développement durable avec la Turquie. Bildiğiniz gibi Fransız Kalkınma Ajansı ve Fransa Türkiye'nin ekonomik gelişmesine oldukça önem arz ediyor. Donc on est sur des enjeux de long terme qui sont l'égalité de genre, l'adaptation et l'atténuation au changement climatique, le développement urbain durable, d'où la présence de nos collègues ici, et ce développement urbain durable dans le secteur de l'assainissement en particulier au cœur de la coopération qu'on est en train de construire ensemble. Şu anda inşa etmeye çalıştığımız kooperasyonun temelinde toplumun eşitlik, küresel ısınmaya karşı mücadele ve de aynı zamanda sürdürülebilir şehircilik konularında özellikle çalışmak istemekteyiz. Donc c'est pour moi l'occasion de remercier l'ensemble de l'équipe et des équipes du côté turc pour le montage de cette opération et puis les équipes de l'AFD qui est multidisciplinaire puisque nous avons à la fois des équipes qui sont en charge de l'eau et de l'assainissement et des équipes qui sont en charge du développement urbain et de la gestion des déchets. Ainsi que nos juristes, bien évidemment. Je voudrais par la même les remercier. Bu toplantı vesilesiyle hem Türk tarafına, Antalya Belediyesi'ne, hem de aynı zamanda Fransız Kalkınma Ajansı'na
bu çabaları beraber ortaklaşa sarf ettikleri için bizzat teşekkür etmek isterim. Bu projeyi somutlaştırmak gerçekten beni çok mutlu ediyor.